Axios 2024 yılında Bitcoin nasıl performans göstereceğini tahmin etti diyor. Burada Jean Van Eck'in açıklamalarını gün içinde de bahsettiğim üzere daha detaylı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. BTC ve altcoin'lerdeki beklenti nedir, nasıl olabilir şeklinde durumun üstünde duracağız. Sadece söyleyebileceğim şey 2024 gelmeden önce, 2024 de değil, 2023'ün son günlerinden önce BTC alımları yapmaya, hem BTC hem de altcoin'lerde alım yapmaya çalışınız. Çünkü şu anki fiyatlar uzun süre bu noktalarda kalmayacaktır. Bunu tekrar ifade etmek isterim. Ocak ayının başında ETF kaynaklı rally yaşanacağı gibi kabul edildikten sonra bir de haber kaynaklı rally yaşanacak. Ki bu muhtemelen Ocak ayının başı değil, Aralık'ın sonunda olacak. Ve BTC günler içinde binlerce dolarlık fiyat farkları yaşayabildiği için dikkat etmek gerekiyor. Erken davranın. Son olarak da Exchange programına katılan ünlü varlık yönetim şirketi Van Eck'in CEO'su Jean Van Eck, Bitcoin'in geleceği konusunda iyimser bir görüş paylaştı. Van Eck'in Bitcoin hakkındaki görüşleri, geleneksel varlık yönetimine kök salmış bir geçmişten gelmektedir. 2024'teki Bitcoin halving ile ilgili olarak Van Eck, sorunsuz bir geçiş ve ardından yeni rekorlar koyabilecek bir fiyat artışı öngörüyor. Ben ardından yükseliş beklemiyorum. Onu bir kere söyleyeyim. Ben zaten halvingden önce, yani 2024 Nisan'ından önce ATH olacağını düşünüyorum. Bitcoin ETF'i onaylanacak. Mart'ta üstüne üstlük Mart'ta Fed faiz indirecek. Ama Bitcoin'e ATH yapmayacak. Yani buna kimse inanmaz ki. Kimseyi inandıramazsınız buradaki söyleme. Tabii başlangıçta 2023'ün başından da önce 2022 sonlarına doğru sürekli mücadele ettiğim bir fikir vardı. Adam diyor ki halvingden sonra diyor, halvingden 6 ay sonra ATH yapar. Bunu bir tane şey daha söyledi. Kendi bir şey biliyorum zanneden bir herif. Peter Brandt. Tamam. O da diyor ki 2024'ün diyor Eylül'üne kadar ATH gelmez. Gelir mi gelmez mi hepimiz göreceğiz. Böyle yorumlar doğru değil. 2024 Eylül'e kadar ATH gelmeyecekmiş. Yani gel de inan. 2024 Eylül'e kadar da belki 3-4 parti faiz indirir Fed. Yani gel de inan. O yüzden bunlar doğru değildir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu noktada halvingden, ya yani geçmişte genellikle halving olduktan sonra işte 4-5 ay sonra, 6 ay sonra falan Bitcoin ATH'e ulaşır. Ama bu bir kural değil, bir kaide değil. Bu sezon öyle olmayacak dedik. Şu anda buradaki söylem yerini farklı bıraktı. Hatta bundan dolayı bazı kişiler şunu söylemeye kadar bile gitti. Bitcoin 10 bin 12 bin dolara düşecek falan gibi saçmalıklardan bahsedilecek kadar bu husus ilerledi. Öyle bir sıkıntı oldu yani. O yüzden bunlar doğru değildir. Ben size söyleyeyim. Eğer ki yeni dip bekliyorsanız ya da işte bu şekilde şey bekliyorsanız çok bekleyeceksiniz. Ne kadar? 2,5 sene falan. Ünlü varlık yönetim şirketi Van Eck'in CEO'su Jean Van Eck, 2024 yılında Bitcoin nasıl ilerleyeceğine dair görüşlerini paylaştı. CEO Bitcoin 2024 performansını inceliyor. Son olarak da Exchange programına katılan. Ünlü varlık yönetim şirketi Van Eck'in CEO'su Jean Van Eck, Bitcoin'in geleceği konusunda iyimser bir görüş paylaştı. Kripto para piyasasının derinlemesine anlayan Van Eck, Bitcoin'in önümüzdeki 12 ay içinde yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşacağını öngörüyor. Evet, gerçekten çok iyi anlamış. Tebrik ediyorum. Kendisini analist ya da ekonomist değil, kendisini tarihçi yapmak gerekiyormuş. Çünkü tarihle arası çok iyi. Gördüğüm kadarıyla Bitcoin tarihini iyi bir şekilde analiz edip yine halvingden sonraki süreçleri de şey yapmaya çalışmış. Nasıl diyeyim? Anlayabilmeye çalışmış ve anlamış. Tebrik ederim. Ama bu ilerleyen zamandaki beklenti konusunda çok
Üzgünüm ama bize hiçbir veri sağlamıyor. Geçmişte Halving'den 6 ay sonra ATH yapılmış olması bu sezonla alakalı hiçbir veri vermiyor. Bir şeyin olması sadece var olduğu anlamına geliyor bu noktada. O kadar. Bu boğa görünümü Bitcoin'in yaklaşan yarılanma etkinliği ve kripto paranın kullanıcı tabandaki beklenen büyüme gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. Bir de hani kızdığım şey şu benim. Diyor ki 12 ay içinde ATH olacak. 12 ay içinde yani bak bir dahaki ay olursa da dediğim olur. Ocak'ta olursa da dediğim olur da 2024 Aralık'ta olursa da dediğim olur. Aslında 2024'ün tamamını kastediyor. Gerek yok. Şimdi 12 ay içinde ATH gelecek. Lan bu ne demek? 12 ay çok uzun bir süre. Diğer her şeyi bir kenara attığın zaman sen 12 ay çok uzun bir süre. Diğer her şeyi kenara atarsan peki yatırımcı şunu soracaktır. Ben ne yapayım? 12 ay içinde ATH gelecek. Sadece bu bilgiyle yola çıkarak 12 ay boyunca yükselebilir. Belki bir dip yapar sonra ATH yapar. Her şey olabilir. Ben ne yapacağım peki bu durumda? Buna hiçbir cevap vermedikten sonra bu şekilde bir söylemin hiçbir işe yaramaz. Sadece spekülasyon üzeredir. Ne birine bir yardımı dokunur ne bir şeye dokunur. Vanek'in Bitcoin hakkındaki görüşleri geleneksel varlık yönetimine kök salmış bir geçmişten gelmektedir. Bitcoin 2017'den bu yana gösterdiği dikkat çekici büyüme ve direnç üzerine odaklanan Vanek, Bitcoin ile altın arasında paralellikler çizmektedir. Zorluklar ve şüpheciliklere rağmen Bitcoin güçlü bir değer deposu olarak ortaya çıktı. Altın gibi karşılaştırma, Vanek'in tarihindeki altınla ilgili yatırımlara odaklanması açısından özellikle önemlidir. Evet, altına odaklandığı çok belli zaten. O kadar altına o kadar odaklanmış ki herif, kafası ve fiyat yörünge yapısı altından çıkamamış yani. Karşılaştığı zorluklardan bahsediyor. 50 milyon kullanıcıdan bahsediyor. İnternet tabanlı değer depolama pazarında dominant vurgusundan bahsediyor. Güzel. Faiz indirimlerinden bahsediyor. Doğrudur. Şu anda piyasanın zaten en büyük katalizörlerinden bir tanesidir. Tabii henüz 2025 yılının katalizörlerini tam olarak öngöremiyoruz. Bunun bir kere altını çizelim. Ama 2024 yani 2024 yılı aşırı güçlü olacak. O yüzden şimdiden alımlar yapılmalı. 2023'ün de sonuna doğru geliyoruz. Yeni yılın keyfini çıkarın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.